yok. Herhalde hazırız. Burada bütün hemşerilerimizle, bütün Trabzonlularla, bütün Karadeniz hemşerilerimizle bir aradayız. Bağcılar Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen piknik şölenine bütün hemşerilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Burada bir alkış. Harikasınız. Hala yiyor musunuz bilemedim ama sabahın erken saatlerinden beri bizler burada Kemerburgaz'dayız. Hava da çok güzel, muhteşem bir ambiyans var. Kalabalık da çok güzel. Geçen seneye rağmen bu sene 2-3 katı bir kalabalıkla burada sizlerle birlikteyiz. Şöyle yemeklerini yiyen bütün misafirlerimizi sahneye doğru davet etmek istiyorum. Birazdan horonlar oynanacak. Akabinde burada bulunan hem gençlerle hem çocuklarla güzel oyunlar oynanacak. Yani aklınıza ne geliyorsa bugün burada akşamın geç saatlerine kadar sizlerle birlikte yapacağız efendim. Sevgili Ahmet Güngör abimiz de bu güzel ambiyansı çekip buraya gelemeyenlere de izletmeye çalışacak efendim. Evet, bu arada bu güzel organizasyonda emeği geçenlere ben teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Bağcılar Trabzonlular Dernek Başkanı Sayın Ethem Coşkun ve yönetimine güzel bir alkış istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel organizasyonlar yapıyorlar. Yine Bağcılar Kadın Kolları Başkanı Aysel Ağırman Özdemir. Hangi soyadını söyleyeyim ben seni? İkisini de söylüyorum. Biri senin soyadın, biri eniştenin soyadı, maşallah. Cesarete bak. Evet, yönetimine ve Aysel Hanım'a güzel bir alkış istiyorum ben. Yine Gençlik Kolları Başkanı Burak Atasoy ve ekibine, Gençlik Kolları'na çok teşekkür ediyoruz. Yani ben Bağcılar Trabzonlular Derneği'ni kutluyorum. Çünkü her defasında hem Gençlik Kolları'yla ve hem Kadın Kolları'yla birlikte gerçekten güzel, ummalı bir çalışma yapıyorlar. Her organizasyon öncesi. Peki ev sahibi olan hem Bağcılar Trabzonlular, hem Gençlik Kolları, hem Kadın Kolları, hepsi burada. Ben öncelikle Gençlik Kolları, küçükten büyüğe doğru yapalım. Bugün tam tersi olsun istedik. Küçükten büyüğe doğru. Gençler, bu arada oyuna biraz ara versek, bir selamlama konuşmamız olacak. Buraya gelen misafirlerimize bir teker teker hoş geldin demek istiyoruz. Öncelikle Gençlik Kolları Başkanı Burak Atasoy'u ben davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Teşekkür ediyoruz kendisine ve emeklerine. Sevgili ablam, teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oluyorsun. Kahrımızı çekiyorsun. Teşekkür ederim. Öncelikle geleneksel piknik şölenimize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Başta Ethem Coşkun yönetimine, kadın kollarına, gençlik kolları ve kendi ekibimize, hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada ciddi anlamda gizli kahramanlarımız var. Çok zahmetli işler bunlar. Biz gecemizi gündüzümüze katıp sizler için güzel şeyler planlamanın derdindeyiz. İnşallah sizleri mutlu edebilmişizdir. Burak'cığım, seni göndermeyelim. Seni göndermeyelim çünkü Aysel Hanım'ı ben de çağırmak istedim. Aysel Ağırman Özdemir. Yani kendisini bir kez daha kutluyorum. O çift soy isim. Değil mi? Hem kendi soyadını kullanıyor hem de eşini de kenara sıkıştırmış. Başkanım, mikrofon sizde. Çok teşekkür ederim Fatma Hanım. Özellikle her zaman yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Başta başkanım Ethem Coşkun, Gençlik Kolu Başkanım ve ekibine, Kadın Kolları ekibine ve bütün misafirlerinize çok teşekkür ediyoruz katılımdan dolayı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün olacak. Trabzon'umuzun güzelliğini, kültürünü burada hep beraber yaşayacağız inşallah, eksiksiz olarak. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü eğlenmek istiyor gençlerimiz. Gözümün içine bakıyorlar. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Seni de göndermiyoruz. Bu arada bugünün mimarlarından bir tanesi olan Bağcılar Trabzonlular Dernek Başkanımız Sayın Ethem Coşkun'u ben davet etmek istiyorum. Başkanımız nerede? Başkanımız sesimizi şu ana kadar duymadım. Masa dolaşıyor. Başkanım şöyle, çünkü her gelen misafirlere masa masa dolaşıp
hoş geldiniz diyor. Herkesin gönlünü yapmaya çalışıyor ama böyle sesimi duyuyorsa sahneye doğru bir gelsin hemşerilerine, böyle bir de toptan bir teşekkür etsin, toptan bir hoş geldin desin istiyoruz. Öncelikle bu organizasyonda her yıl emeklerini esirgemeyen Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir'e de çok teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü kendisine. Evet, başkanımız herhalde buralarda, birazdan gelecek mi bilmiyorum. O gelene kadar bir şeyi toplayalım. Başkanımıza söylerler herhalde çağırdığımızı. Bu arada ben Gençlik Kolları yönetimini davet etmek istiyorum. Başkanımız böyle kalabalığın önünde konuşmuş olur. Hem de bugün anısına ekip olarak, dernek yönetimi olarak da güzel bir poz vermiş oluruz burada. Ben Gençlik Kolları yönetimini davet etmek istiyorum. Hemen sesimi duyan varsa gelsin. Aynı zamanda Bağcılar Trabzonlular Kadın Kolları yönetimini de davet etmek istiyorum seri bir şekilde. Yine Bağcılar Trabzonlular Derneği yönetimini de davet etmek istiyorum. Ethem Coşkun ve yönetimini de davet etmek istiyorum. Evet, şöyle bir poz alalım, gelsinler. Gençlik mi? Bu, bak, sesler az önce çok güzel dedim, nazar ettim herhalde. Üst yönetim davet ettik. Bağcılar Trabzonlular Derneği yönetimi. Herhalde yukarı kadar sesimiz geliyor mu? Bugünün anısına kim resim çekiyor? Güzel bir poz alalım bugünün anısına. Piknik şöleninde Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve üst yönetim. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Seri bir şekilde çekelim. Geç ablacığım, geç. Çabuk çabuk. Uzaktan geldi herhalde ablamız. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, şimdi sahnemiz olacak ama arada Ali Çelik abimizi davet edeceğiz. O da ara ara hem yetişkinlere hem çocuklara oyunlarıyla bizlerle birlikte olacak. Evet, hazır mıyız bari? Yediklerimizi eritmeye hazır mıyız? Hazırız herhalde. Şöyle bir ilginç bir sunum oluyor burada, ne kadar güzel ağaçların arasında. Senin aynından bir tane daha mı var? İkizim. Senin de mi ikizin var? Az önce geçen... Senin aynısı. Allah aşkına Ahmet abi. Birini görüyorsun, senin aynından bir tane daha var. Öbürünü görüyorum, senin aynından bir tane daha var. Ne de olsa benim annem ikiz. Anneannem ikiz, dayımın çocukları ikiz. Bizde de ikiz bol bol var ama hiçbiri birine benzemiyor. Bizim sülalede tekiz. Annem böyle, teyzem 2 metre, annem 1 metre. Yani ilginç ilginç. Neyse efendim. Şimdi bir de sponsorlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Benim sponsorum kimdi? Yusuf Bey kimdi? Benim sponsorum kimdi? Ethem Başkanım, benim sesim herhalde fazla çıkmıyor bugün. Orman olunca ağaçlar sesimi kesiyor herhalde. Başkanım sen bir gelsene yanıma. O kadar kişiyi çağırdım, herkes geldi, bir sen gelmedin. Bak burada bütün hemşerilerimiz burada. Bak, dernekte Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve Bağcılar Trabzonlar Derneği olarak her zaman üçlü bir hani koalisyon gibi her yerde beraber çalışıyorsunuz. Güzel etkinlikler oluşturuyorsunuz. Şöyle hemşerilere kısa bir hoş geldin diyelim, horona geçelim. Horonu ben başlatayım yoksa siz mi başlatırsınız? Ben başlatayım, hoş geldin. Evet, değerli hemşerilerim, gerçekten senede bir gün de olsa bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah, hani Karadeniz'e meşhur bir kelime vardı, denir ki geldi yine yaz başları. Evet, o yaz başları belki yaylaya gidemiyoruz ama İstanbul'da malum görün, böyle bir yayla istediğimiz gibi olmasa da yine de bir araya gelip hemşehrilerimizle beraber bu güzellikleri yaşamak güzel Rabbim bize nasip etti. Ki biz Bağcılar Trabzonlular Derneği olarak inşallah bundan sonra yalnız yapacak olduğumuz etkinlikleri bir hamız şölenine, bir pikniğe bağlamayacağız. Daha güzel etkinliklere imza atacağız. Biliyorsun Bağcılar Trabzonlular Derneği her zaman olduğu gibi ilklerin derneğiydi. Yaptığımız bütün etkinlikler diğer dernekler arasında hep örnek alınmıştır. Bu güzellikleri sizinle beraber, ama bir şartımız var. Hemşehrilerimizden her zaman biz maddi manevi bir şey istemedik. Yani maddi olarak bir şey istemedik. Manevi olarak yanımızda olmalarını istiyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Güzel eğlenmeler diliyorum. Başkanım dediniz ya, pek yaylalara benzemiyor. İstanbul'un göbeğinde daha ne olsun? Bizim orada da yaylalarda ağaç var, orman var, dere var. Burada da aynıları var. Yani sıkıntı bir durum yok.
Biz İstanbul'da da Trabzon'u yaşıyoruz. E ne diyoruz? Bize her yer Trabzon. Fark etmez efendim. Başkanının bir müjdesi var. Çarşambadan sonra horon geceleri başlıyor. Bağcılar Trabzonlar Derneği. Bağcılar Trabzonlar Derneği'nde haftadan sonra mı Ahmet abi? Yanında. Her çarşamba. Yok, çarşambadan sonra mı? Tekerleme gibi oldum. Şimdi gençlerimiz özellikle şey istiyorlar. İşte horon gecesi değil mi? Yani doğuda var sıra geceleri, bizi de horon geceleri değil mi? Aynen. Onu istiyorsunuz. İnşallah bunu da bayramdan sonra, bayrama biliyorsunuz 15-16 az bir zaman kaldı. Bayramdan sonra, ama beni de öğretme şartıyla bak. Bu arada tamam, başkası duymasın. İnşallah devam edeceğiz. Horon bilmiyor musun? Bacım zaten sizin tipinize bakıyoruz, hiç oynayacak gibi de durmuyor yani. İki ileri bir geri, çok kolay, hiç yabancılık çekmesin. Herhalde derneğin bahçesinde mi olacak bu horon geceleri? Tamam, biz de geliriz. Nasılsa ben yakınım, hala ikametgahım Bağcılar'da. Aldırmadım henüz, o yüzden sıkıntı yok. Her çarşambadan sonra, her akşam. Her akşam, ha ne güzel. Valla gençlere bırakacaklarmış. Ne güzel. Burak söyler, sen çalarsın. Yo, bak bedavadan sanatçılar da var başkanım. Sıkıntı yok. Dernekte. Öyle değil mi? İyi, o zaman biz horona start verelim. Daha bol bol sohbet, muhabbet edeceğiz. Zaten ben elime mikrofonu geçirdim mi? Biraz fazla konuştuğumu söylerler. Kısa keselim. Horona geçelim. Bol bol sohbetlerimiz de olacak efendim. Evet, bu arada yine dernek başkanı, gençlik kolları başkanı zaten. Yani ben ona ne diyeyim, ne diye hitap edeyim bilmiyorum. Sanatçı, iş adamı. Söz yazarı, dernek başkanı, gençlik kolları başkanı. Efendim o güzel alkışlarınız Burak Atasoy için gelsin bakalım.